Kapının gazeteciler özellikle CHP iktidar için oynayan bir parti değil, genelde sağlam bir ana muhalefet partisi kalmak için uğraşan bir partidir. Bu genel olarak yapılan bir değerlendirmedir. Şimdi evet, bu mesajlar güzeldi. Biraz önce biraz bahsettiniz. Mesela şimdi bizi izleyen ekranları başındaki seyircilerimiz eğer burada değillerse neden bundan sonra değişeceğine inansınlar ki CHP? Çünkü öncelikle değişim yalnızca söylemde kalmaz. Yeni yüzlerle kendini gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi gerek kotalarıyla, gerekse yenileşme çabasıyla, yeni yüzleri, gençleri öne sürmesiyle değişimde samimi olduğunu gösterdi. İkinci kanıtı da şu, Bilim Yönetim Kültür Platformu'nun raporları olsun. Daha sonra da sahada siyasetçilerimizin bu raporları bir sosyal demokrat hikaye çerçevesinde halka aktarımında olsun. Yeni bir dil, yeni bir iddia, yeni bir sözle ortaya çıktığını gösterdi. Sizce CHP seçmeni ya da CHP'ye oy vermeyenler şimdi artık bundan sonra nasıl bir CHP bekliyorlar? Agresif bir Kemal Kılıçdaroğlu mu? AK Parti liderine laf yetiştiren bir Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa bundan sonrası için Kemal Kılıçdaroğlu başka bir profil mi çizmeli? Siz bir milletvekili olarak ne bekliyorsunuz genel başkanınızdan? Ben genel başkanın kendi özüne sadık kalmasını bekliyorum. Bakın, bu toplum Kemal Kılıçdaroğlu'nu sakin güç olarak benimsedi, sevdi. Sakin güç günümüzün toplumunda niye önemli? Günümüzün dünya ekonomisinde niye önemli? Sakin güç demek yetkinlik demek. Sakin güç demek yönetişim demek. Sakin güç demek dinleyebilen demek. İşte Cumhuriyet Halk Partisi artık sosyal demokratların Türkiye'yi en iyi dinleyen, en iyi anlayan, en iyi ortak çözümleri bulan partisi olduğunu görürse ve Türkiye'yi daha iyi yönetebileceğini, bilgi ekonomisinde daha sağlam adımlarla taşıyabileceğine inanırsa bizi desteklememeleri için hiçbir sebep bir yok diye düşünüyorum. Bir örnek verebilir miyim? İzleyicilerin arasında dolaşıyorum yaklaşık 3 saat önce. Birisiyle göz göze kaldık, el sıkıştık, sonra da konuştuk. AK Parti kongrelerinde ben İstanbul'da da vardım biliyorsunuz, o kongreleri de izliyorum. O kongrelerde görmeye alışkın olduğum. Baktım çevrede çok var, yani çok çeşitli bir izleyici grubu var. Daha önce bu yoktu. Ben Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği kongrede bir delegeyle konuşmuştum. Çocuklarım AK Parti'ye oy verdi, utanıyorum artık evde CHP konuşmaya demişti. Şu anda yengesini, çocuklarını, annesini insanlar buraya getirmişler. Yarın Radikal'de bir manşet çalışıyoruz, bir fotoğraf olacak. Yeni CHP'nin kimleri bir araya getirdiğini. O fotoğrafa baktığımızda... Kimleri getirdi Farah Çalışkan? Ya mesela bir Neriman Hanım'la Perihan Hanım'ın fotoğrafını orada yayınlıyoruz. Bir tanesi İzmir'den geliyor 80 yaşında, aynı rozeti takıyor. Bir tanesi Kocaeli'nden geliyor başörtüsüyle, aynı rozeti takıyor. Ve Kocaeli'nden gelen başörtülü CHP'li diyor ki, Çamlıca'ya da cami yaptıracakmış. Cami mi yok? Bütün camiler boş. Niye bir daha cami yapılmıyor? Niye okul daha fazla yapılmıyor? Niye bize... Biz şöyle bir şey söyleyeyim, çok ilginç. Biz Müslümanlığı AKP'den mi öğreneceğiz dedi. Namaz kılmayı oradan mı öğreneceğiz dedi. Peki dedim, daha önce ne yapıyor? Daha önce kime verdiğimi önemli değil, söylemek istemiyorum. Peki niye şimdi buradasınız dedim. Çünkü yeni bir şey oluyor burada. Ben burada dinleniyorum dedi. O beni bayağı şaşırttı. Yarın o fotoğrafı, ben de gazetemin reklamını yapayım burada. Şimdi gerçekten kurultaya baktığımızda yani CHP'ye çok laf söylenilebilir ama biraz önce de söyledik, işte eteğinde taşını dökenden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olana kadar herkesi bir araya getirdi. Özlenen bir demokrasideki özlenen bir tabloya yaklaşmış gibi görünüyor. Siz parti içi demokrasiyi tam sağladık diyebiliyor musunuz bir milletvekili olarak? Genel başkanın milletvekili olarak değil, halkın milletvekili olarak. Ama şimdi parti meclisine girmiş. Yeni listede de aday. Partinin merkezinde, bence onu yanıtlayamaz Aykan Bey. Olsun, ben yine de sorayım. Sana da aynı soru sorayım. Tabii şöyle söylemek gerekir. Bir partide demokrasinin sağlıklı işlemesi için o partinin içinde yer aldığı siyasal sistemin de demokratik olması gerekir. Türkiye gibi otoriter bir rejimde ya da otoriterliğe hızla kayan bir baskı rejiminde şüphesiz bütün partiler bu otoriterlikten, bu baskıcılıktan etkilenir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi de bugünkü Türkiye koşulları içinde parti içi demokrasi olabildiği ölçüde hayata geçirebilmiş bir parti. Fakat şuna inanıyorum, ne zamanki bir sosyal demokrat iktidar olur, ne zaman Türkiye'de özgürlükçü demokrasi hayata geçer, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi de kendini daha ileri taşıyabilir. Koray Çalışkan, şimdi yarın biraz önce Sema Aca'ya sordum, hani böyle sürprizler bekliyor muyuz? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu birlikte yürüyeceği ekibini seçecek. Bekliyor musunuz?
Ben bir tek sürpriz şey olur. Eğer Gürsel Tekin'in parti meclisinin anahtar listesinde, Kılıçdaroğlu listesinde olacağı kesin. Delegelerle konuştuğumda o kadar mutlu değil insanlar. İstifasına, kendisini bu kadar öne çıkarmasına, partiden bağımsız PR yapmasına, halkla ilişkiler yapmasına. Bir bölümü çizebilir. O tamamen Kılıçdaroğlu'na bakıyor. En büyük sürpriz Gürsel Tekin'in çizilmesi olurdu. Çizeceğini söyleyen çok delegeyle görüştüm. Burada yapılması gereken, CHP'nin yapmaya çalıştığı şu. Birincisi, ikinci adamlık müessesesi yok bu partide diyorlar. Genel başkan var ve onun altında çalışan bir örgüt var. Kimse ona soyunmasın. İkincisi, CHP'nin bazı yıldızlara ihtiyacı var. Kamusal alanda çalışan, konuşan. Gürsel Bey onlardan biri olabilir ve CHP bunda faydalı. Biraz önce demokrasi var mı yok mu dediniz parti için. Bir, Adam Jaworski diye bir hocam vardı New York'ta okurken. Çok güzel bir demokrasi tanımı vardı. Demokrasi kaybedenin gitmediği yerdir der. Değil mi? Bir siyasi sistem yürüyorsa kaybeden muhalefete devam eder, tekrar seçime girer. Bakıyorsunuz Baykal burada, Önder Sav burada, Şahin Mengü burada, herkes burada. İnsanlar eteklerini döküyorlar. Kimseye kızılmıyor, bağırılmıyor, çağrılmıyor, sen sus denmiyor. Bu çeşitlilik bu partiyi güçlenecek. Buna inanıyor şu anda parti yönetimi. Sizce oluşacak yeni yönetimde bir sentez olmalı mı? Yani biraz önce kısaca değindik ama elbette ki mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarına, ne bileyim Sezgin Tanrıkulu'nun, Sencer Ayatan'ın yaklaşımlarına, Minas Hoca'nın, Minas Toprağ'ın var olmasına karşı duranlar var. İşte Atatürkçü, Kemalist, laikliği vurgu yapan bir parti. Ama bu da boş değil çünkü tabanın bir kısmı da bunu talep ediyor. Bu sentez olmalı mı? Yani eskiden biraz, yeniden belki daha çok ama ikisinin harmanlandığı, eskiyi tamamen atmayan, hep yeni olmayan mıdır formülü sizce nasıldır? Valla onun formülünün ne olduğunu ben çok bilmiyorum ama sentezle siyaset olmaz. Kitle partileri yönetim kademelerinde toplumun her kesimine ulaşabilecek çeşitlikte ama parti programına sadık insanı bir araya getirirler. AK Parti de böyle. Numan Kurtulmuş, bakın akademik çalışmalarına Numan Kurtulmuş'un bütün çalışmaları sosyal ekonomi üzerinedir. En son 2012'de yazdığı makaleler AK Parti'nin ekonomi programının eleştirisi gibidir. Erol Erdoğan, Numan Kurtulmuş'un sağ koluydu. Erol Erdoğan dış politikayı yerle bir etti AK Parti'nin. AK Parti bunu bile davet ediyor. CHP de böyle. Bir taraftan Ali Özcan parti meclisine girecek mesela. Oğuz Kağan Salıcı'ya karşı İstanbul İl Başkanı olmak istiyordu. Ne oldu CHP? Tamam, İstanbul İl Başkanlığı olmadı. O zaman kaybettin ama gel şimdi merkezde temsil et. Evet. Yani programa sadık, olabildiğince geniş bir yelpazeyi barındırmaya çalışıyor. CHP benim görmeye çalıştığım. Son olarak Erkan Bey, yarın gençlerin ve kadınların da parti meclisinde olmasını bekliyoruz. Öyle bekliyor buradaki herkes de. Ondan sonra parti programı yazılacak. Sencer Ayata dedik ki bu dayatma bir program olmayacak. Tabandan gelen talepleri karşılayacağız. En fazla hangi konuyu ön plana çıkararak sonbahar aylarında CHP'yi göreceğiz? Öncelikle Türkiye'ye süreç merkezli bir program hazırlaması gösterilecek. Süreç bu böyle aylarca varken sürecek bir program hazırlığı olmayacak herhalde. Çabuk bitecek bir süreç olacaktır diye düşünüyoruz. Aslında tabanımızın ihtiyaç duyduğu tüm vaktin onlara verileceği ve bir dayatmanın olmayacağı bir süreç olacak. Süreç merkezi derken bunu vurguluyorum. Türkiye buna alışık değil. Anayasanın başbakan tarafından sipariş verilip iki günde iki uzman tarafından yazılmasına alışık. Ama demokrasilerde, özellikle de sosyal demokrasilerde program tabanın katılımıyla, ortak aklın bulunmasıyla oluşturuluyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Erkan Erdemir, çok teşekkür ederiz. CHP Bursa Milletvekili Koray Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ama Radikal Gazetesi'nde yarın onun izlenimlerini okuyacaksınız zannediyorum. Bir de çok ilginç bir fotoğraf yayınlayacağız. Bir de çok önemli bir fotoğraf. Yeni CHP'nin bence sembolü. Radikal'in kapağında zannediyorum. Evet. Yarın da...